Selam. Öğrencilerle seni sahiplenecekleri kadar samimi ol. Ama sınırın olsun. Otoritenin üstüne çıkmalarına izin ver. Tamam hocam. Hadi bakalım. Suya atlamadan yüzmeyi öğrenemezsin. Oo, sınıf mevcudu çoğalmış. Sınav var dediler, geldik hocam. Rahmetten kağıtları dağıtabilirsin. Tabii hocam. Hocam, hiç tanıştırmıyorsunuz da arkadaş kim? Rahmet yeni asistan. Artık sizin mızmızlıklarınızla o ilgilenecek. Vallahi ben bundan sonra ders kaçırmam hocam, söyleyeyim. Azıttınız yine. Bitince kağıtları toplar odaya getirirsin Rahmet. Tabii hocam. İlk yarım saat kimse çıkmayacak. Peki hocam. Hocam kağıt yetmedi. Tamam getiriyorum. Yok artık. Hayat? Öyle. Öyle. Evet arkadaşlar. Sessiz sedasız halledelim bu işi. Buyurun. Sen ne sevimli söyledin onu öyle ya. Cevapları okurken o kadar sevimli olmayabilirim yalnız. Evet Deniz Hanım. Cevaplar benim yüzümde yazmıyor herhalde. Kağıdınızla girelim lütfen. Çok zor sormuşsunuz ama hocam ya. Ben psikoloji öğrencisiyim. İki laklak edip geçeriz diye düşünüyordum. Kalacağız vallahi ya. Yani hayattaki tercihleriniz sonucunda katlanmayı öğrenmiş olursunuz en azından. Değil mi? Sınavdan sonra kağıdımızı görmeye gelebiliyor muyuz peki? Sizinle mi bakacağız? Evet. Benimle bakacaksınız. Ama onun için tabii o kağıdı önce bir doldurmanız gerekiyor. Uzun uzun yazayım o zaman. Nereye Deniz Hanım? Sana ne? Arkadaşınla konuşmuyorsun. Konuşmalarına dikkat et istersen. İlk yarım saat kimse çıkmayacak dendi. Geçelim. Dur dur hadi. Hocam, Deniz'le uğraşma hocam. Çok pis can. Partinin birini, herifin tekini ortada madara etmedi. Biliyorum ben. Hadi sen devam et.